Efendim, bilim kurulu üyesi Sayın Ateş Kara'nın açıklamaları var. Öyle başlayacağız Bein manşete. Çünkü herkes merak ediyor. Biz de özledik. O futbollu günler yeniden ne zaman başlayabilir diye. Sayın hocamın şu tip açıklamaları oldu Fanatik gazetesine. Daha doğrusu önerileri oldu Ateş Hoca'nın. Tek merkezde oynanabilir diyor Ateş Hoca. Durumumuz iyiye gidiyor. Bakın, durumumuz iyiye gitti değil. Durumumuz iyiye gidiyor diyor. Liglerin geleceğiyle ilgili 7 veya 10 gün arasında kesin bir şey söyleyebiliriz. Maçlar seyircili olacaksa herkes stada tek tek alınmalı. 1 ila 3000 kişi olabilir ama bir eksiklikte zincir kırılır demiş Ateş Hoca. Seyircisiz oynanacaksa kimse olmayacak. Sadece futbolcular, hocalar ve zorunlu ekipler. Yönetici dahi gelmeyecek diyor. Liglerin tek bir şehirde oynanması ideal olan demiş Ateş Hoca. Ama önce oradaki insan hareketliliğini de görmek lazım. Örneğin Antalya deniliyorsa, eğer o dönemde orada turist olacaksa bu kesinlikle riskli olur. Sporcular lig başlamadan 14 gün önce teste girmeli. Bir takım bir otelde, bir oyuncu bir odada kalmalı. Şimdi bu çok önemli. İlker Hocam, Ateş Hocamın sözleri de burada kalsın. Hı hı. Tek tek buradan sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Mertcan Polat'ın özel haberiyle ilgili. Bir kere sağlık açısından söyledikleri son derece doğru. Yani işin en az riskli tarafı işte bir şehirde oynanması, aynı tek otelde kalınması, işte seyircisiz oynanacaksa bu tedbirlerin hepsi doğru. Fakat Kulüpler Birliği'nden Sayın Mehmet Sepil'in, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, tek şehirde oynanmak diye bir alternatifi biz düşünmüyoruz diye de bir açıklaması var. Dolayısıyla da Sayın Hocamızın bu tavsiye niteliğinde mi olacak açıklamaları, yoksa hayır bu şekilde olacak, kulüplerde buna uymak zorunda mı? İşin o kısmını ben bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, kulüpler tek şehirde oynanmasından yana değil. Şekip Mosturoğlu, virüs sonrası futbolu bekleyen süreci Sabah gazetesinden Volkan Demir'e anlatmış. Şimdi der ki Şekip Bey, ki gerçekten spor hukukçusudur, yakından tanırsınız siz tabii de. Tabii tabii. Futbolun her yönünü iyi bilir. Ligin 12 Haziran'da başlaması tamamen bir niyetten ibaret diyor Şekip Mosturoğlu. Son karar bilim kurulunun. Anadolu kulüplerinde yabancı oyuncuların %60'ı yakını sözleşme fesih hakkı kazandığı, işte hocam benim kafamdaki en büyük soru işareti. Ne diyorsunuz? Kazandı. Kazandı da peki sözleşmelerini fesih edecekler mi? Yani burada yabancı oyuncuları tutmak çok kolay değil. Adam gitmek isterse ve bu fesih hakkını da kazandıktan sonra verdiği zaman gidiyor. Ama burada iş UEFA'ya ve FIFA'ya düşüyor. Yani FIFA'nın şu açıklaması olmadı mı? Sözleşmeler liglerin başlayıp bitiş tarihine kadar ertelendi. Yani 31 okay. Mayıs'ta bitecek olan sözleşmeyi uzattı. O zaman sen niye futbolculara sözleşme feshetme hakkını tanıyorsun? O zaman de ki kulüpler 2-3 aylık bir sürede ödeme yapamayacak. Dolayısıyla da siz bu süre içerisinde kulüpleri mahkemeye veremeyeceksiniz. Piştiyse böyle bir yaptırım uygulasaydı. Futbolculara bırakırsan bunu, özellikle de yabancı oyuncular bunu kullanabilirler. Her maçın ya 88'de ya 89'da girer. 3 dakika görev alır. Sezon sonunda bakarsın 34 haftada 117 dakika forma giymiş. Ama kaç maç? 1 milyon 850 bin nakit para almış. Euro mesela. 1 milyon 850 bin euro nakit para almış ama o takımın çocuğuymuş. Hiç belli olmadı. Neyse. Yani, şimdi hani... Başkanlarla konuşuyoruz, yöneticilerle konuşuyoruz. Onlar aslında bu hataları dediğinizde geldim yani o noktaya. Şimdi parçaları birleştiriyorum. Abi yanlış mı? Çok yanlışlar yapıyor. Aynen çok öyle. Çok büyük yani, paralar. Niye bu haldeler? Niye bu haldeler? Bunun başka bir izahı yok. Yani hocam bir liralık, yani çocuğu çünkü. Ya 1 liralık adama 5 lira veremezsin. O harcadılar. Kendi parasını harcamıyor ya. Kendi parasını harcasa bunu yapmaz.